Evet herkese selamlar sevgili LGS canavarları 2024 LGS sonrası değerlendirme videolarımız devam ediyor ve bu videoda da Hani yorumlarda da çokça fazla gördük hocam LGS sınavı bizim için hiç beklediğimiz gibi geçmedi O sizin söylediğiniz 3. gruptayız ee, Yani kötü geçti diyenler için bu videoda bilmeniz gereken 5 kritik detaydan bahsedeceğim sevgili gençler Yani her şey bitti işte her şey kapkaranlık artık bundan sonra e, önümüzü göremiyoruz vesaire diyen ya da Gerçekten hocam sınavdan sonra çok ağladım diyen sevgili gençler. Sizler için bu videoyu çekiyorum ama bu bir teselli videosu gibi düşünmeyin. Elbette ki o tarafı da var ama hani böyle gazlama hadi işte ayağa kalkın devam edin gibi bir video değil. Daha çok sana somut gerçeklerle geleceğim. E, teselli olursa bile, hadi teselli bir teselli videosu olacaksa bile de altında emin ol sağlam temelleri olan cümleler kuracağım. Hani üzülme kalk hayatın sonu değil filan demeyeceğim. Tabii ki de hayatın sonu olmadığını sen de biliyorsun ama altını dolduracak yani bu kanalın genel konseptine uygun her zaman olduğu gibi sağlam sebeplere dayandırabildiğimiz maddelerle sana mevzuyu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeceğim ama 5 maddeye başlamadan önce e, sınavdan sonra bir öğrenci gerçekten üzülüyorsa açıkça söylemek gerekirse bu benim için değerli bir şeydir, iyi bir şeydir. Çünkü eğer üzülmeseydin, herhangi bir tepki vermeseydin... ...mesela ağlamadır ya da işte çok üzülmedir, içine kapanma, kendini kötü hissetme vesaire... ...bunların hiçbiri olmasaydı ve sen normal hayatında devam etseydin... ...ben derdim ki, e, bu öğrencinin sınavı umurumda değil ki. Yani zaten iyi de alsaydı belki yine böyle olacaktı aşağı yukarı. Demek ki üzülmek bakın çok gerçek bir duygudur sevgili gençler ve öylesine yaşayamazsınız. Altında sağlam bir sebep olmalı ve bu sebep sende var demek ki. Üzüldüğüne göre... Bu hani sınav kötü geçti ve bu videoya geldiğine göre bir şeyler hala bekliyorsun kendinden. Yani bulunduğun yeri kabul etmiyorsun. Bu kanalın açıklama kısmında yazar bakın. Bulunduğu konumdan memnun olmayanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ki sen de şu an işte tam olarak aslında bu yüzden buradasın. Sen tam olarak Melih Hoca'nın felsefesini anlamışsın ve benimsemişsin gibi düşünüyorum ben seni. Çünkü şunu da derdin yani kötü geçti tamam her şeyi yak yak devam et değil mi? Bunu demeyeceğiz ama. Şimdi tam olarak o kısma geçelim. Öncelikle dediğim gibi üzülüyor olman güzel. Çünkü kendinde daha iyisini bulmak istiyorsun. Bunun için çabalıyorsun. O zaman bu söylediklerim senin için daha geçerli olacak. Birincisi. Şimdi tabii ki de her şey bittik diye düşünen arkadaşlara yine de şunu söylerim. Her şey bitmedi. Her şey aslında daha yeni başlıyor. LGS'yi iki ayaklı düşüneceğiz. Yani ben hep sınavın önce de sana söylüyordum ya. Bu bir liselere giriş sistemi. Bunun sonrası var. Sen sınav ayağını bitirdin. Tamam artık herkes için o bitti ama bunun bir de tercih ayağı var. Devamı var. Dolayısıyla da hani her şey bitti gibi düşünmeyeceğiz. Bir sonuçları bekleyeceğiz öncelikle. Tamam mı? Yani neden sonuçları bekleyeceğiz hocam? Hani işte gördük yaptım baktım ben kitapçıktaki cevaplarımı biliyorum. E, yayınlanan sorulara baktığımda e, kötü yapmışım. Beklentimden kötü geldi. Tamam ama bu bir sıralama sınavı senin kötü yapman değil senin diğerleri arasında ne kadar kötü yaptığın önemli. Hep söylüyorum ya hani soruları bile doğru yapmanız önemli değil zamanında doğru yapmanız önemli hep diyoruz ya burada da aynı şey geçerli. Senin kötü yapman değil diğerlerinin ne kadar iyi ya da ne kadar kötü yaptığı önemli. Tamam. Dolayısıyla puan hesaplayıp yorumlara gelen arkadaşlar var. Tamamen bomboş bir iş. Net bir şekilde söyleyeyim. Puan muan hesaplamayın. Çünkü bu bir puan sınavı değil. Sen bu sene de rehberlik öğretmenlerine gideceksin belki tercih zamanı ya da bizim videoları inceleyeceksin. Hiçbir zaman ağzımızdan puan kelimesini duymayacaksın. Hiç kimseden. Puan diyenin yanından uzaklaş zaten çünkü bu bir puan sınavı değil. Aldığınız puanların hiçbir önemi yok. Aldığınız yüzdelik dilimlerin önemi var. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Sen mesela şöyle düşün çok kaba bir tarifle sana bunu anlatacağım. Çok net anlayacaksın. 1 milyon öğrenci girdi. Hepsi sen hariç hepsi 500 tam puan yaptı diyelim. Tamam pratikte evet mümkün değil ama öyle diyelim. Sen de 499 yaptın. Sonuncu olmaz mısın? Evet. Ve o 499 puanla hiçbir yere yerleşemezsin değil mi? Evet. Demek ki o zaman bu bir puan sınavı gibi düşünülmeyecek. Nedir bu bir? Yüzdelik sıralama sınavıdır. Yani senin sıran önemlidir. Daha da önemlisi burada şunu söyleyeceğim. İl yüzdelik dilimler açıklanır sevgili gençler. Bakın tercih videolarımızı o yüzden sürekli dile getiriyorum. Tercih kampımızı kaçırmayın. Doğru tercih çok önemli ve bunu öğrenmeniz lazım. Çok karışık bir sistem çünkü sizin tercih sisteminiz. Orada il yüzdelikler açıklanıyor. Ve belki de sen ilinde evet genelde Türkiye genelinde kötü yapmış olabilirsin ama belki de senin ilin bu örnekle daha önce yaşadık. Senin ilin de kötü yapmıştı. Sen o ilde iyi yapmış sayılabilirsin. Hani kötünü isterler ya böyle de çok söylemek istemiyorum ama neticede belki de sen bulunduğun ilde e, kendine göre kötü diyorsun ama belki de ilinde iyidir. İyi yapmış olabilirsin. İl yüzdeliğin çok iyi çıkar ve ilindeki en iyi liseye gider yerleşirsin. Dolayısıyla öyle beklentimden işte düşük geldi diye moral bozmanızın gerekli olmadığını somut bir temele dayandırıyorum. Bak sonuçları bekleyeceğiz. Yüzdelik dilimler daha da önemlisi değil yüzdelik dilimimizi öğrenmeye çalışacağız. Şimdi ikinci maddeye geliyorum. Daha önce çok söyledim. Bu sene sizler için büyük bir fırsat var. Çok büyük bir şans var. Müfredat değişti. Şimdi diyeceksin ki hocam ne alaka tamam işte konular değişti. Siz küçük resme bakıyorsunuz. Çok normal. Çünkü sen 4 sene sonrasını bilmiyorsun. Ama ben senin 4 sene sonranı biliyorum önümüzden çünkü çok böyle öğrenciler geldi geçti. Geldi geçti. O dört seneler üniversite okuyanlar, meslek sahibi olanlar falan gördük. Hep yaşlıyım diyorum. Bunun bir temeli var yani, bir yaşımız var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum sana. Neden müfredat değişmesi önemli biliyor musun? Şimdi sizin üst devreleriniz, yani şu an 9'dan 10'a geçenler. O arkadaşlar şu an çok telaşlı. Çünkü onlar o üniversite sınavına girecekler ya. Onlar için son fırsat. O sınavda hemen üniversiteye kapağı atmaya çalışacaklar, hemen yerleşmek isteyecekler. Kötü bir üniversite olsa aman gideyim diyecekler çünkü arkadan yeni sınav sistemi geliyor. Yani sen geleceksin, tamam mı? Dolayısıyla o sınav sistemiyle uğraşmak istemeyecek çünkü o şu an farklı bir müfredatta gidiyor, o şu an A yolundan gidiyor, sen B yolunun ilk yarışmacısı olacaksın, tamam mı? Bu üniversite sınavında çok 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 etkili bir durumdur. Tamam Neden? Çünkü üniversiteler, liseler gibi değil. Daha fazla sayıda öğrenci alınıyor orada. Ve dediğim gibi şöyle de bir durum var üniversite giriş sınavında. Sürekli girebiliyorsun. Ömrün boyunca her sene girebilirsin. Yeter ki parayı yatır. Ve herhangi bir liseden mezun ol. Her sene girebiliyorsun. Dolayısıyla öğrenciler şöyle yapıyordu. Giriyordu mesela 12. sınıfta mezun oldu. Sınava giriyor. 3 puanla kaçırdı. Dur ya ben seneye deneyeyim diyordu. Ama artık diyemeyecekler. Çünkü yeni sınav sistemi geliyor. Bu riski göze almak istemeyecekler çok büyük bir oranda ve dolayısıyla sen 4 sene sonra çok rahat bir üniversite sınavı geçireceksin. Belki de çok az bir çalışmayla çok iyi yerlere gideceksin. Dolayısıyla da lütfen bunu aklından çıkarma ve hangi okula gidiyorsan git. İstediğin hani diyorsunuz ya önünden bile geçmek istemediğim okula şu an kaldım falan diyorsun ya belki de o okul sayesinde üniversitede çok iyi bir yere gideceksin. Çok iyi bir bölümde okuyacaksın tamam mı? Dolayısıyla enseyi karartmaya hiç gerek yok. Ee, bu sene tüm 8. sınıflar için fırsat senesi. Bunu da iyi değerlendireceğiz. Sen önüne bak sadece diyorum. Ve bunu da aklından çıkarma. Yani gittiğin yerde öf püf diyerek 4 sene 5 sene geçirme. Tam tersi. Tamam ya lisede olmadı ayağımız taşa takıldı. Ama bundan sonrası bana bağlı. E önümde de yani bir fırsat doğmuş. Böyle bir şey gelmiş karşıma yeni müfredat. Harika. Ben bunun suyunu çıkaracağım artık diyeceksin. Dersimi aldım diyeceksin. Tamam mı? Lisede tamam ayağımız tökezledi. Gerçi hala sonuçlar açıklanmadı. Ama yine de sen kendini kötü hissetme diye şimdiden söylüyorum. Tamam lisede ayağım taşa takıldı ama üniversite sınavında tokatlar geçerim ben diyeceksin. Bu kadar. Biliyorsun zaten en önemlisi o üniversiteye giriş sınavıdır. LGS önemsiz değildir. Çok çok önemlidir. Okuduğunuz lise tabii ki de önemlidir. Ama... Ee, bu şekilde de bir durum varsa bunu da kabul edip içerisinde en iyi olmaya çalışacağız diyor ve buradan da üçüncü maddeye geçerken bu en iyiyi kulağına küpeyi takıyorum. Bak şimdi en iyi olmak neden avantaj? Hani sen diyorsun ya ben bu okulun önünden bile geçmek istemezdim. Şimdi o okula kaldım. Tamam. O okula gir. Bak şimdi Meli Hocan sana ne diyecek? Belki de daha önce hiç duymadın. O okulda Okul madem senin e, hani standartlarının altında bir okul tamam. O okulda birinci ol. Neden hocam? Birinciye madalya mı takıyorlar? Hemen hemen öyle. Hemen hemen bir madalya takıyorlar. Neden biliyor musun? Üniversite giriş sınavında sevgili gençler okul birincisi kontenjanı vardır. Tamam mı? Farazi konuşmayalım. Sana somut nokta atış örnek veriyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Doktorluk, tıp tıp ya, ötesi yok. Tamam mı? Tam 8 öğrencilik ekstra bir kontenjanı vardır. O 8 öğrenci sadece Türkiye'deki okul birincileri arasından seçilir. Tamam? Bakın, yani milyonlarca öğrenciyle yarışmayacaksın. Sadece okul birincileriyle yarışan sana ek bir 8 kişilik kontenjan tanıyor Ege Üniversitesi Tıp. Tıp fakültesinin hani Nirvana'nın olduğu yerler. Hani ilk belki 3-5 üniversiteden biri. Oradan bahsediyorum. Bu her bölüm için hemen hemen var. Tamam Dolayısıyla da madem sen e, kendinden standartından düşük görüyorsun o zaman şimdiden aklına hedefini koy. Ben bu okuldan birinci çıkacağım de ve o birincilik kontenjanına git istediğin üniversitede yani rahat rahat yerleş. Diğer arkadaşlar böyle tepinirken, puanlarıyla çırpınırken sen okul birinciliği kontenjanından bayır aşağı salıp gidersin. Bu dediğimi unutmayın. Okul birinciliğinin çok müthiş avantajı var. 10 bin, 15 bin kişi öne atabiliyor seni. Tamam. Normal puanında sen belki de giremeyeceğin okula çat diye okul birinciliği kontenjanından giriyorsun. Bunu üniversitede ben de yaşadım. Ben okul birincisi olmadım ama okul birincisi olup benden daha düşük puan almış. Bayağı düşük puan almış ama okulda birinci olmuş. Çat diye geçti ön sıraya oturdu. Tamam mı? Bunu da e, kulağınıza küpe olsun diyorum. Şimdi... Bunu da söyledik geldim dördüncü maddeye. Yine dediğimiz gibi puan önemli değil önemli olan yüzdelik değil mi? O zaman bu noktayı kim etkiliyor hocam yüzdelikler neden nasıl iyi gelebilir? Sonuçları bekleyeceksin. Tercih kılavuzu 28 Haziran'da açıklanacak ve orada şunu söyleyeyim her sene sürekli okul açılıp duruyor. O zaman bu yeni açılan okullar bizim yüzdeliğimizi olumlu yönde etkiler. Tamam yani Alan çoğaldıkça benim liseye kazanma ihtimalim artar değil mi? Dolayısıyla bunları bekle. Kaç kontenjan artılacak? Ya Galatasaray Lisesi bile kontenjanını arttırabiliyor. Bunlar mezunlarla alakalı. Bu sene daha fazla mezun verir. E daha fazla kontenjan açılır. Şu an kimse bilmez bunu. Bilmiyoruz. Milli Eğitim açıklayacak 28 Haziran'da. Ve belki de senin için inanılmaz güzel şeyler gerçekleşecek. Dolayısıyla öyle şimdiden enseyi karartamazsın. Nokta. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi gençler, okulların yüzdelik dilimi, öncelikle şu kargaşayı bir e, kafadan silelim. Hocam okulların puanı ne zaman açıklanacak, yüzdelikler ne zaman açıklanacak? Gençler, bu seneki okulların puanını siz belirleyeceksiniz. Okulların şu an için geçen yılki puanları var. Biz onlara bakarak tercihte bulunacağız. Yoksa bu sene işte okul müdürleri oturup da şey demiyorlar, ''Dur ya bu sene de hmm, bizim okul 450 puan olsun.'' Öyle bir dünya yok. A okulu tamam mı? A okulu geçen yıl ne aldıysa senin karşına bu sene Milli Eğitim onu sunacak. Diyecek ki bizim bu A okuluna geçen yıl birinci giren arkadaş 490 puanla girdi. İşte yüzdeliği 0,03 diyelim salladım. Sonuncu giren bir de arkadaş var. Şimdi işte burası çok kritik. Bakın öyle okullar var ki biri, o okula, A okuluna birinci giren arkadaşın yüzdeliği yüzde bir. Müthiş. Derece yapmış. Ama A okuluna tercih etmiş. A okulu da aslında çok da belki iyi değil ama A okulunu seçmiş. Belki evinin dibinde. O, o şekilde. Zaten bu liselerde iller arası çok gezilmez. Tamam mı? Yani bu yaşta daha il dışına çıkma olasılığı azdır. Üniversite gibi değildir. Üniversitede adam İzmir'den kalkıyor Erzurum'a okumaya gidiyor. Dolayısıyla tamam. Geri dön. Geri dönelim. Birinci yüzde birle girdi mi? O okula bir de mesela yüz kontenjan var. 100 kişi. Yüzüncü giren arkadaşın yüzdeli yüzde sekiz. Bak inanabiliyor musun? Biri yüzde bir, biri yüzde sekiz. O zaman işte burada neden diye sorguluyorsun? Doğru tercih. Nakilleri doğru kullanmak. Daha doğrusu e, ikinci tercih olacak. Tamam mı? Üçüncü tercihlerimiz belki olabilir. Hani ilk tercihte olmasa da ikinci tercihte, üçüncü tercihte de yerleşebiliriz. Dolayısıyla tercih dönemini çok dikkatli takip edeceksin. Bizi çok dikkatli dinleyeceksiniz. O yüzden takipte kalın. Bunların her bir detayını örnekleriyle beraber anlatacağım. Belki de o yüzde birlik öğrenciyle sen aynı sınıfa girebilirsin yüzde sekiz alarak. Tamam mı? Bunu değerlendireceğiz. Sonuçta senin o okula girmiş olman önemli. Yani o %1 yapmış. E %8 de sen yüzüncü giriyorsun. Fark eder mi? Aynı okul, aynı öğretmenler. Yani ona okul içinde farklı bir muamele olmayacak. Aynı sırada yan yana oturacaksınız. Dolayısıyla bu fırsatları kovalayacağız. Bu şansları elimizden kaçırmayacağız. Bunların da değerlendirmelerini yapacağız tercih kampımızda mesela o ilde yeni açılan okul olacak mı ne bileyim kontenjan artışlarını tek tek bakacağız ya da ben sana bunu nasıl yapacağını anlatacağım her 81 il yapamayız ama senin nasıl yapman gerektiğini anlatacağım dolayısıyla tercih kampıyla çok net bir şey söylüyorum sınavda kaybettiğini masada kazanabilirsin tamam mı çok önemli bir cümledir. Çok önemli bir cümledir bu. Lütfen bunu unutma ve bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edelim. Sınavda kaybetmiş olabiliriz ama masada kazanabiliriz. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek yeni güzel haberlerle. Tabi bu arada 28 Haziran'a kadar yine ara ara sana tercihlerle ilgili neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini de anlatacağım. Öyle köz köst köste oturmayacağız ama şu an sen tatili hak ettin. Şöyle bir 3 gün, 5 gün, bir hafta bir kafayı dinle. Zaten ben de sana açıp ödev vermeyeceğim. Ders anlatmayacağım. Sadece ufak ufak yapmamız gereken bazı şeyler var. Yapmamız gerekiyor. Yoksa şimdiden söylüyorum, tercih dönemi çok kısa. 28 Haziran'da belki de bir başlayacak. Bir hafta maks 10 gün. 10 günde hayatımızı belirleyeceğiz. Dolayısıyla da bu aralığı boş geçirmeden değerlendirmekte fayda var diyorum. Bitiriyorum. Bir sonraki. Takipte kalın. Gelecek videolar sizler için çok önemli olabilir. Siz yani ölü tercih diye bir şey var. Doğru tercih nasıl yapılır? Bunların hepsini anlatacağım. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce dek. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>